Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Malum Almanya'dan, Fransa'dan, Yunanistan'dan, İngiltere'den, Türkiye, ondan sonra Anadolu, o seyahatlerden sonra size Laika dersi, ilk dersimiz. Sıkılınca indirirsin Fatih. Laika dersi, ihtiyaç duyduğum ders. Yani dolaşmaktan, dolaştığım yerlerde o arkadaşların duyması gerekenleri, sordukları sorunun ayaküstü tabii cevap olmuyor. İşaret ediyorsun ama böyle çalışarak. Yani buna ihtiyaç duydum. Onların ihtiyacının. Bizim de ihtiyacımız var ama hasreten onların ihtiyacı var. Kardeşlerimizin ihtiyacı şu. Biz hizmette koşturuyoruz ama lezzet alamıyoruz. Şefkimiz yok. Huzurumuz yok. Yani ortak. Böyle bir soru değil de, yani onların sorularını birleştirirsem böyle bir şey çıkıyor. Bu cemaatte şevk eksikliği mi var abi? Şevk yok. Şevk var. Fakat lezzet yok yani böyle. Puflar var. Yani başkasına, hayatına dayalı hizmetler var. Bana böyle davranırsa ben de böyleyim. Yani üstü kapalı o kadar. Fazla deşmemek lazım. Yani hizmet ederken niye şefkimiz olmuyor? Tamam. Peki. Buna ait üstadımızın bir yerinden okuyacağım. Ondan sonra açılımlarını yapmaya çalışacağım. İkinci emirde 106'da şöyle diyor. Acaba herkesin hoşlandığı manevi makamatı biraz çok fazla çalışma yaptım. Biraz varayım diye biraz izaha girmeden, yani eski imani mevzular gibi izaha girmeden biraz şeyli geçeyim. Acaba herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amali saliha ile onları kazanmak ve müteveccih olmak. Hem meşru, hem hiçbir ciheti zarar olmadığı halde, ne için ben, ne için böyle ruhen men ediliyor. Böyle bir şeyi takip etmekten, ustada Allah men ediyor. Rıza-i ilahiden başka, vazife-i fıtriye-i ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterilmiş. Allah Allah. Böyle bir cümle olur mu? Bir daha okuyayım. Rıza-i ilahiden başka vazife-i fıtriye-i ilmiyenin sevkiyle. Bunu şu anlarda rastlarsınız. Vazife-i fıtriye-i ilmiye ne demek? Şu, yani gerçi çok çeşitli yerlerde açılımları var. Ama bunu söylüyor, şöyle diyor. Diyor ki, ikinci şuada, bunu çok sorarlar da onun için bunu vazife-i fıtriye-i ilmiye. Bunu arkadaşlar sorar maille. Sormadan vazife-i fıtriye ilmiye efendim şeyde arıyorsun, ikinci şuada arıyorsun. Ha şu 63. Bak. Şuur-u imani ile netice-i hayatım ve sebebi saadetim ve vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur dahi. Netice hayatım,
sebebi saadetim, vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur. 20. mektupta da şey var. Hilkatin en yüce neticesi. Fıtrat en yüksek gayesi, vazife şeyin yaratılışı en yüksek neticesi miydi? İşte orada o da anlatıyor. Yani bunlar işaret etti. Burada bir sürü 20 tane izahı var. Şey, atıfı var. Bu yeter. Netice-i hayatım, sebebi saadetim, vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur. Bizim de mi öyle abi? Efendim abi? Bizim de mi öyle? Öyle olmalı. Niye konmuş ki? Yani doğru soru sordu. Doğru söyledi yani. Vazife-i fıtratım, sebebi hilkatim, netice-i hayatım olan Risale-i Nur. Şu cümleye bak. Rıza-i ilahiden başka merkeze onu koyamıyoruz. Niye? Ya bir ablanın, ya bir abinin, ya hocanın, ya birilerini memnun etme adına hareket ediyoruz demektir. Eğer hizmet ederken sen hizmetten lezzet alamıyorsan sadakat sorununu sorgulaman gerekiyor. Abi uzun süredir aklıma takılan bir soru da bu. Yani rıza-i ilahide bir makam değil mi sorunda? Ha, rıza-i ilahideki makam o istiyor zaten. Siz diyor benim rızamı tahsil edin diyor. Rıza-i ilahi makam değil, makam gibi ifade ederken kendini inşa etmektir. O menfaat değildir. Ama menfaat da yoksa yanlış değildir. Ya zarardır ya menfaat. Aptal mıyız ki zararımız olur? Hani rıza-i ilahi ne demektir? Allah'ın hani zahirdeki konuşmanı. Allah'ın emrettiği gibi yapmak. Peki neticesi nedir? Kendi fıtratında, donanımında bulunan bil kuvveleri bir fil ağaç yapmaktır. E çekirdeği ağaç yapmak. E tabi ki menfaat olacak. Menfaat, ya peki iki şıktır. Ya cennettir ya cehennemdir. Ya menfaatımıza uğraşacağız ya zararımıza. Aptal mıyız ki zararımıza uğraşacağız? Öyle değil. Söyle bana, menfaatımıza uğraşmayalım. Ne için uğraşalım? Zarar. Başka şey, başka şık yok ki. Ha. Ama rıza-i ilahi maalesef şöyle zannediliyor. Yani ondan zaten bıkkınlık oluyor gibi. Yani birisi Allah bize bir şeyler yapmak söylüyor. Tamam. Yani onu memnun etmek. O onunla alakalı. Yani bu fiilimde hep ona alakalı. Bende hiç alakası yok. Bu fiilimin bende yansıması yok. Zannediliyor. Oysa rıza-i ilahi demek bu makamda Esma-i Hüsna'nın sana koymuş olduğu nüminelerin bil kuvve denilir çekirdeklere bu toprağa. Tamam. Onların bil fiil olması yani aslına doğru hareket etmek rıza. Rızadade olmak. Allah'ın onaylaması demek yani. Rıza olması. Razı olması. Yani razı olması demek bil kuvveden bir fiile dönüşmektir. Mesela besmele çekerek baklava yiyorsun. Baklavadan lezzet almanın şimdi Allah ne alakası var değil mi? Zahirde ama Allah senin lezzetin lezzet alıyor maalesef o başka. Şimdi sen baklavadan cinsellikten lezzet alıyorsun. Şimdi bu beşer canlı bir bakınca Allah ile ne alakası var? Sen lezzet alıyorsun. Kötü mü yani? Güzel. Güzel işte. Ama besmele çekersen diyor ibadet olur diyor. Baklavanın esma, baklavaya taluk eden bütün esmayı sana besmele çekersen ona mazhar ederim seni diyor. O zaman abi her makam aslında bir rıza-i ilahidir. Her makam bir rıza-i ilahidir. Yani razı olunmadan gelinebilir mi o makam? Razı olunan bir şeydir. Onaylanıyorsun rıza demek. Ben sana razı olmuyorum. Mesela kapıya zile bastı değil mi şimdi? Şimdi bu taleptir. Rızamız olmadan, onaylanmadan içeri girebilir mi bu? Kimse. Giremez. Peki ne yapar şimdi? Onaylandı, otomatiğe bastı Furkan. Gelecek dersi dinleyecek. E şimdi benim ne karım var? O adam dersi dinleyecek. Nasıl? Bu insanmış. Yani bir daha cümleyi söylüyorum. Eğer hizmetten sen şefk almıyorsan, alamıyorsan,
Hizmetin kendisi ücrettir. Hizmette ücret almayacağız. Yani namazdan biz namazla bir şey almayacağız. Oruçtan bir şey almayacağız. Kendisi ücrettir. Hizmetin kendisi ücrettir. Eğer sen ücret olan hizmeti ücret olarak olmuyorsa, sen o hizmeti kim için yapıyorsan o sana veremiyor demektir. Allah için yapıyorsan Allah verecektir. Allah için yapsaydın Allah bunu verecekti. Böyle kanunu, adeti böyledir. Suya batırırsan elin ıslanır. Yukarıdan aşağı atarsan çakar. Eğer sen, bir daha söylüyorum, hizmet kendisi ücrettir. Ettiğin halde ücretin yoksa, o zaman ettiğin kişi sana vermiyor demektir. Sana vermiyorsa o zaman onun için yapmıyorsun demektir. O zaman sadakatini sorgulayacaksın. Yani eğer hizmetten sen zevk alamıyorsan, sadakatın o nispeti yoktur demektir. Peki yapıyorum abi, onaylanmak için yapıyorsun, riyakarlık için yapıyorsun, birilerinin gözüne doldurmak için, ne bileyim bir yerleri doldurmak, bir şeyleri takip ediyorsun. Yalakalık acayip bir şey yani, aldı yürüdü ya. Anadolu'da gördüm, en büyük tarikat, tarikatsızlığı iddia edenlerde tarikat olarak gördüm. Yani onlar da hepten ifrat olmuş. Şeyh orada duruyor mihraba, sürünerek böyle gidenleri görüyorum tarikatta. Ama yani insanlar da öyle tembelli ki tarikat niye yayılmış diye onu bir ara merak etmiştim. Abicilik niye yayılmış, hocalık niye yayılmış, tarikatçılık niye yayılmış, aynı kanun. Tembellikten kaynaklanıyor. Yapmamaktan, ama cenneti de istiyoruz. Birilerine yük olmaktan. Birileri bizi kurtarsın. Kendisi böyle bir çabası yok. Böyle tembellikten, temperverlikten, vurdum duymaz, hizmet mi var, var mı? Ya böyle her türlü şeyi yapar, yaşar. Ondan sonra cenneti de ister. Akşam işte birkaç defa derse gitti mi, bir şeyler de yardım etti mi, birkaç faturayı ödedi mi, tamamdır işte. Birisi de maşallah o faturaları, eğer faturanın kabarıklığına göre hemen cenneti mertebelerine doğru gidiyor. Maşallah kardeşim ya, tabii maşallah bak. Allah sevdiği kişiler hizmet tasvip eder falan. O da böyle dolmuşa biner. Ondan sonra, abi ben hizmetimde niye lezzet alamıyorum? Sen hizmetini, kendisi ücrettir. Bakın bir daha söylüyorum. Hizmet kendisi ücrettir. Eğer hizmet ettiğin halde huzur bulamıyorsan, şefkin yoksa, o zaman hizmet ettiğin kaynak sana ücretini vermiyor demektir. Ama Allah'ın böyle bir kuralı yok. Allah için yapılana mutlaka yansır. O zaman sen hizmetini başkası için yapıyorsun, o da veremiyor tabii. Bak öyle diyor bak, risale'den başka. İki, vazife-i fıtriye-i ilmiyenin sevkiyle. İnsanın fıtratında, donanımında bir ilme şey var. İlim kendisi neticedir biliyor musunuz? Yani ilim canlıdır, ruhludur. İlim bir böyle bilgi kaynağı falan değil. Yani ilim Allah'ın subutu sıfatındandır. Allah'ın hay sıfatı, subutu sıfattan, kudret, irade olduğu gibi ilim de subutu sıfattandır, ölü olamaz. Ölü olamaz. Yani bir odun gibi gözükürken ilim içerisinde birbirine zıt veya birbirini tamamlayan nihayetsiz mertebe var. Isı ve ışık var, nur var, duman var. Yani böyle düşünün, çekirdek gibi düşünün. Ağacın tümü var. Onun için ilim canlı ve ruhludur. Yani şöyle diyeyim, suya ben bu şeyi atsam kağıdı ıslanmaz mı? Islanır. Hayatın içerisine giren her şey hayatlanıyor. Gözünle, kulağınla, burnunla, dilinle, elinle, neyi sokarsan içeriye, hayatına, kesinlikle ama. Kesinlikle, bak ona ait bir yer söyleyeyim size. Çok tuhaftır bununla alakalı. Değil ama, dil gibi gözükesiniz. 260 Kastamonu, ilk defa duyuyorsunuz. Ömrünüzde de ilk defa duyacaksınız ve ilk defa okudunuz. Bana öyle geldi. Mübalağa ettiğimi bak göreceksiniz. Ya Allah Allah ya, ben bunu hiç okumuş muydum diyeceksiniz. İstisnanız olabilir, bazıları kaydı. Çünkü ben böyle oldum. Burayı okuyunca mübalağasız. Kastamonu 260. İlk cümlesini duymuşsunuz ama ikinci duymamışsınızdır.
hem nazar, gözden çıkan şu an, yani benden çıkan benden kopuk değil, bana giren de benden kopuk olamaz. Hayatıma giren hayatsız olamaz, ruhuma giren ruhsuz olamaz. Benden çıkan bensiz olamaz, aynı kanun. Giren çıkan aynı kanun. Yani kelamda, kokuda, seste, simada, özür dilerim, büyük abdeste, idrarda beni taşıyor. Doktor diyor ki büyük abdestine küçük abdest, ne yapacaksın? Senin içini seyredeceğim. İçinde ne var ne yok. Yani beni dışarıya büyük abdest, küçük abdest taşırsa, benim sözüm, benim kelamım, simam ve sesim beni taşımaz mı? Yani bu iş beni taşırsa en kesifi, elsine tikum ve elvanikum, kimliklerinizdir diyor, sesleriniz ve simalarınız. Koku herkese öyle. İmam Ebu Yusuf Hazretleri diyor, ben insanı görmeyeyim, kokusunu alayım, kim olduğunu söylerim Allah'ın izniyle. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Eşeybani, koku söylüyor. Sesini ben duyayım diyor İmam Ebu Yusuf, ben onun karakterini söylerim kim olduğunu diyor. İmam Azam da diyor, kim onu aldığını ben görmesem, alınan o abdest suyuyla gusul mu aldı, abdest mi aldı, kim olduğunu, zina mıdan sonra mı yaptı? Neyse, ben diyor o suya bakarak karakterini söylerim diyor. Sirayet dersini bunları işlemişiz, kaynakları da var. Nazar da gözden çıkan bensiz olamaz. İnsanın dimağını çökerten nefret duygusudur. İçsel dengesizliği yapan hasettir. Yani ben işim gücüm bunlarla meşgul olmak biraz. Allah itti beni, ne bileyim böyle yaptı. Şimdi nazar bak. Bak şimdi seyredin. Niye anlattım? Dışarıdakiler içeriye girince nasıl canlı ve ruhludur? Aynı kanun içeride olanlar da dışarıya çıkınca da karşıya gidiyor. Nazar, burayı duymuştunuz. Şu anlarda var. İkinci cümleyi duymadınız mı? Hem nazar hem ervah-ı gayri tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet. Ustadın başına musibet gelmiş. Ervah-ı gayri tayyibe. Ervah-ı habisiyye. Ervah-ı gayri tayyibe niye dedi? Ervah-ı tayyibe de var. Ervah-ı tayyibe olmasa ervah-ı gayri tayyibe denmez. Yani küçük masa denmesi için büyük masa. Bak şey yapsana Kudret, küçük masayı getirsene. Denmek için orada büyük de var. Onun için Risale-i Nur bir de böyle okuyun. Mesela Mirac-ı Ekber-i Muhammedi'de söylenen o sözde. Mirac-ı Ekber denmesi için Mirac-ı Asgar olması lazım. Bana diyorlar ki peygamberimiz kaç tane Mirac'ı bu kadar 33 tane nereden çıkarttın? Bak orada var. Abi burada böyle bir şey yok. Mirac-ı Ekber-i Muhammedi demiyorum. Ekber olması için asgar lazım. Ervah-ı tayyibe, gayri tayyibe. Ustadın başına musibet gelmiş. Bizimkiler de bunu konuştum bunu okudum. Cinci oldum. Cinci o. Aslında burada ervah hapisinden sanki farklıymış gibi gözüküyor. Evet. Öyle demediğine göre. Ervah hapisi demedi. Normalde mal olarak baktığımız zaman ervah hapisi olarak gözüküyor. Değil bu. Ervah-ı gayri tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet. Hiç duymuş muyum? Hakikaten ben çok dayıf, tuhafıma gitti. Lemalar 82'de çok bunu izah ediyor. Şualar 323, sözler 246, sözler 258, sözler 256. Bakarsınız. Latif nükteler 31, 32, 33. Bunları ben uyduruyorum. Hem de ne kadar var? 29. söz. Acayip bir şey ya. Kurtuluş yollarının reçetesini söylüyorum adama. Diyorum ki bak kardeşim şunu şöyle yapacağız. Beni diyor ustad 146 mıydı ikinci emir daha? Beni diyor mutaaddit defa zehirlenmekten kurtaran vesile ya. Cevşen ve evrad-ı kutsi Şah-ı Nakşibendi diyor. Öyle demiyor mu? Ha o zehir nedir? Kardeşim erva habisedir. 246 sözlerde diyor ki insanın fıtratını bozan ve yanlış onlara sevk eden erva habise. Diyor bunlar diyor mevadi şerire denilen mevadi şerire şerir yani mikrop hücre demektir. Mikrop.
Mevvad-ı Şerire'nin mümessilleri ve sekenesi olan erva-ı habise diyor. Yani mikrop donmuş enerjidir. Donmuş enerji, enerji. Yani buz donmuş sudur veya buhardır. Erva-ı habise diyor. Onu 246'da şey söylüyor, bunu söyledim. 258'de tılsımat-ı Kur'an'ı ile tedavi ediniz diyor. Peki, daha acayip, yastanın daha garibini söyleyeceğim. Ben son birkaç ayda öğrendiğim bir yer. Bir burası, bir de 256 sözlerde İsa Aleyhisselam için diyor ki, benim için dünyayı terk eden diyor bir kuluma, maddi ve manevi ilaç vermişim diyor. Tamam mı? Yani kafama kaldığı kadar söylüyorum. Aynı cümle öyle değil. Benim için dünyayı terk edene diyor. Terki dünyaydı o da. Vakıftı. Bekardı. Vakıftı yani. Benim için dünyayı terk edene diyor ki ilaç verdim diyor. Biri maddi, biri manevi. Sana vermemişse ne yapayım ben? Sen ona sor. İsa Aleyhisselam vermiş. Veya İsevi meşreplilerde de olacak bu demektir. Boşuna niye konmuş? Peygamberlerin mucizeleri insanın piştarları olduğu için nümune imtisaldır. Onun benzerini bulabilirsiniz. Vardır. Efradında var. Onun gibi olanlarda da o derece vardır. Diyor ki maddi ve manevi ilaç vermişim diyor. Birisi diyor en mühim hastalar olacak ilaç. Birisi diyor tıpta çaresi olmayan, işte onun nefesi diyor. Nefesi diyor. Hatırladınız mı? Garip garip bakıyorsunuz ya. Garip garip bakınca. 255, 56 şey söylemişim, kusura bakmayın. Ey insan, benim için dünyayı terk eden bir Rabbime iki hediye verdim. Dünyayı terk ettin mi? Çünkü Allah karşılıksız almıyor, buradan çıkarıyor. Bir gün şöyle anlatayım. Bunlarla alakalı şer olur. Böyle bir uyku veya uyanıklık. Yakaza mı deniyor? Yatıyordum böyle. Ondan sonra güzel bir şeydi. Neyse oralar atayet. Dedim ki birisine. Dedim ki ben en kıymetli varlığım olan hayatımı, hayatımdan daha kıymetli olan ve hayatımın kaynağı olan Allah'ıma verdim. Hayatımı ona verdim. Dedim ya. Yani. Oradan bir ses. Ama kendisini görmediğim. Melekut tarafı. Dedi ki, Allah hiçbir şeyi karşılıksız almıyor. Zaten karşılıksız veriyor. Bu fiile mukabil Allah da en kıymetli olan, en kıymetli şeyim olan hayatımı, hayatımın kaynağı olan Rabbime verdim hayatımı. Oradan da cevap, Allah karşılıksız almıyor. Hayatın içerisine kendisini koyarak sana iade etti. İman. Şimdi aynı cümle burada da var bak. Diyor ki ey insan benim için dünyayı terk eden bir abdime. Bak iade-i ziyareti diyor bakalım. İki hediye verdi. Bak veriyor. Sen mi terk ettin? Ben de bak takip ediyorum. Biri manevi dertlerin dermanı. Biri de maddi dertlerin ilacı. Biri ruhani. Ruhaniler. İşte ölmüş kalpleri nur-u hidayette diriliyor. Adam diriliyor. Nur-u hidayette diriliyor. Ölmüş kalp. Bu manevi. Adama bir ders yapıyorsun, bir ders oluyor, bir şey anlatıyorsun. Hemen yukarıya çıkıyor. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Bu da maddi. Maddi bu, manevi değil bu. Bak neymiş? Ölmüş gibi hastalar dahi. Hangisi? Bütün o hastalar. Bir hakkı yok. Onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Nefesi. Ya bu teşbihtir. İşte bizim cehaletimizi artıran teşbihi. Sari teşbih yapmışız. Bir yer var ya, onu bulun doktor. Şey mühendis. Cehaletimizi artıran mecazi teşbih. Teşbihi mecaza hamletmektir. Muhakemattı. Cehlimizi artıran cehlimizi. Maalesef sari ifadeleri teşbih demişiz. Teşbihleri de sari yapmışız. Ondan sonra kuyuya inmişiz. Ya kardeşim burada nefes diyorum, bitti artık bunu. Ya bu nefes işte. Ya senin dünyanda mı olacak her ilim?
Ya kardeşim, elsinetikum elvanikum, lisanlar, ses, seste ilim, irade, kudret var. 430 sözde, Kur'an okunurken diyor orada, kelam-ı ezeli, ilim, irade, kudreti tazamun eden kelam-ı ezeli. Kur'an okunurken 3 tane sıfat aktif oluyor insanda. İlim, irade, kudreti tazamun eden kelam-ı ezeli, talim edince diriliyor. Ya o kadar cahil olmuşuz ki. Melekut manalardan şey yapıyorum, tamam mı? Bana diyorlar ki bir vahdet-i vücut. O vahdet-i vücuttan en uzak benim yani. Çünkü kesret-i vücut ortaya çıkarmışım. Yani alemleri çıkar, bir sürü alemler çıkarmışım. Şecer-i hilkat. Daha ne kadar alemler var. Muhyiddin Arabi teke indirmiş. En meşri ve en uzak benim. Niye diyorlar biliyor musun? Kışırda kaldıkları için, maalesef kışırda kaldıkları için, mana tarafını enfuse yönelmedikleri için, kendi dünyasında yok. O zaman bu uyduruyor. Veya başka kaynaktan besleniyor. Lan bunlar başka kaynaktan olur mu? Bak. Onun nefesiyle bir ilacıyla şifa buluyor. Tamam, onunla alakası var. Benimle hiç alakası yok. Ama bak ne yapıyor, tavsiye ediyor. Sen de benim eczane hikmetimde, eczane hikmet. Böyle bir eczane var. Eczane hikmet var mı, gördünüz mü? Eczane hikmet. Hikmet eczanesi. Piyasada yok herhalde. Sen de benim eczane hikmetimde her derdine deva bulabilirsin bu eczanede. Eczane hikmet. Allah Allah. Çalış bul. Elbette ararsan bulursun. Ben bulamadım yok. Ararsın. Elbette ararsan bulursun. Sonra işte beşerin, burası çok önemli. Beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor ve bir de teşvik ediyor. Bir de konuşanları susturuyoruz. Bir de Kur'an teşvik ediyor. Bu işlere teşvik ediyor. Nefese. Nefese teşvik ediyor. Buldun mu? Sayfa kaç? Mahkemat 20'de oku abisi. Dinliyorum. Hızlı oku ama. Mahkematımı getirsene Furkan'ım, canım benim. Oku. Kaç yerde var da abi? Birkaç yerde cehilimizi artırıyor diyor. Teşbihi, tenzih. Yani çünkü Musa Aleyhisselam'la İsa'yı şey yaparlar, imamlar. Birisi teşbih peygamberi, birisi tenzihçidir. Tamam mı? Yani Musa, tenzih Musa'dır, teşbih İsa'dır. Yani melekutu bu alemde ifade ediyor. Oku abim. Şunu alayım. Yoksa mecazı, hakikati mecaz suretine görmek, göstermek, cehlin istibdadını kuvvetlenmek. Aferin işte, bu işte. 27 miydi? Evet. Bu işte bu. Ya aferin benim ustadıma, tövbe estağfurullah. Ya o kadar hoşuma gidiyor ki, yemin ederim ya. Yazdıran Allah'a sonsuz şükürler olsun. Yani o kadar fıtratıma uygun ki. Ya bu kadar mükemmel olur ya. Ya beni çok etkiliyor da kusura bakmayın bak. Her şey zahire, hamlettire ettire. Ya her şey zahirde neyse o. Neyse o, lügat bile verdirmiyor adam. Bak her şey o. Ne anladınsa, zahirdeyse. Bunu yapanlar bak ne cinayet işte. Her şeyi zahire hamlettire ettire nihayet zahiriyun mesleki müteassifesini tevlit etmek şanından olan meylü tefrit. Tefritmiş bu. Meylü tefrit ne derece muzir ise öyle de her şeye mecaz nazarıyla baktıra baktıra bu mecazdır. Bu mecazdır. Bu benzetmedir. Baktıra baktıra ne derece nazara baktıra baktıra nihayet de batiniyun mezhebi batılasını intaç etmek şeninden olan hubbu ifrat dahi çok derece daha muzirdir. Haddi efsatı gösterecek, ifrat ve tefriti kıracak yalnız felsefe-i şeriatla belagat ve mantık ile hikmettir. Devam ediyor. Allah. Gördün mü? Bu 27. Bir de 22'de var. 22'de var. Bunu diyor ki
İfrat gibi tefrit de muzirdir. Belki daha ziyade, fakat ifrat tefride sebep olduğuna daha muzirdir. Bir dakika, bu cehlimizi artıran orayı oku, orayı ben niye göremedim onu? Yoksa mecazi hakikat, hakikati mecaz suretinde görmek, göstermek, cehlin istibdadına kuvvet vermektir. Anladın mı Abdullah'ım? Bak, mecazi hakikat, hakikaten bir mecaz. Yani o söylüyor zaten. Veya hakikati mecaz suretinde göstermek. Acayip bir şey. Hakikati, mas hakikat mesela bu. Nefes ya. Çünkü sözde bunu 258 tısımatı Kur'an'ı diyor. 246 ya bir sürü yer var ya. Tamam. Bunu masa hakikati bu mecazdır. E niye demiş o zaman, ben ne yapacağım mecazı? Realitesi yoksa. Ben ne yapacağım? Realitesi yok bunun. Eylemi yok yani. Hani bu şifa düşüncede mi var? Maddi ve manevi. Ha. Hakikati mecaz. Bu hakikattır. Mecaz. Bazı enfusi hakikatları da şehadette aramak. Aynı işte bunu şey yapalım. O da yanlış, o da yanlış. Oku oku anlarsın. Her şeyi zahire hamlettire ettire. Nihayet zahiriyun mesleki mutaassifesini tevlit etmek. Ne bileyim işte, devam et işte. Tamam. Hazretleri referans veriyorlar ama abi. Diyorlar ki böyle okurdu. Böyle de kitaplarda kardeşler. Evet, ben de ne yapardım biliyor musun? Tahşilat yok, atıf yok, okuturum. O, ha, bu hatıra değil mi? Bu hatıra. Yani bir, abiler öyle söylüyor. Tamam da bir hatıra yani, abiler söylüyor. Peki, külliyatla hatıra çatışırsa hangisini alacağız? Külliyata. Bitti. Ustad Kastamonu ne altı da? Bizim vazifemiz bitti diyor. Sizin vazifeniz şerh ve izahlarla devam edecek diyor. Lazca söylüyor bunu. Şerh ve izahlarla devam edecek diyor. Değerisi hikaye. Mesela bazı nurcular seferde namazı kastetmiyor. Efendim Sungur abiden gelen bir şey, evet. 1985'te Meclis Kudret'te biliyor. Fındıkzade'de Sungur abiden duydum. Biz diyor seferdeyken diyor, ben diyor arkada ustadın şeyine şey yapmazdım diyor vesaire. Seferden gelmiş gidiyor ya orada. Ha ustad, bizi hatıralar mı yönetecek? Ama 27. sözde çatışıyor. 27. sözde Hanefi mezhebinde olanlar seferde namazı kastetmek aynı hikmettir. Bitti. İstersen 500 tane hatıra koy. Hatıralar külliyatla paralel gidince değeri var. Külliyatla çelişen ve çatışan hatıraları Allah'ınızı severseniz yırtın, atın çöpe. Külliyatla çatışanı kabul etmiyor. İşte ondan zaten ufak bir açı, ufak bir bidat. İmam-ı Rabbani Hazretleri hiç buna da müsaade etmiyor. Hani bidat İslamiyet'te, bizde de bidat var. Ufak bir bidat nurculukta ileride yükün oluyor. Onun için yırtıyorum. Gözünüzün önünde yırtıyorum o hatıraları. Ustad onun eline veriyormuş. Külliyatla çatışıyor bu. Hemen al. Niye? Niyesini pek izah edeyim peki bir parçasını. Ben şimdi çocuklara da derse gidiyorum camiye. Hepsini izah etmiyorum. Çocuklara, 5 yaşındaki çocuklara almaya da dilleri çözülsün okutturuyorum. Onlara da izah etmiyorum. Oku yavrum. Ruhuna nakş olsun diye. Ona izaha muhtaç görmüyorum. Gerisini sen anla. Kendisilerini idare etmekten aciz insanlara koca mehdiyet bir cemaatini teslim edip hatıralarına bina etmek Risale-i Nur'un ve cemaatine en büyük ihanettir. Kendisini idare etmekten, Kur'an okumaktan, fıkhını bilmekten, tuvalet adabını bilmekten aciz insanlara Nur cemaatini teslim etmek ve onların hatıraları ile sevk idare etmek Risale-i Nur'a ve cemaatine yapabilecek en büyük ihanettir. Bizi idare edecek Risale-i Nur'un layıka mektuplarıdır. Layıkalardır. Yani hatıralar hiç ilgilendirmiyor. Ve bilmiyorum. Bir sürü piyasada da kitabı var. Okuyup alıp okurdum. Okumuyorum kardeşim. Ben bununla okuyorum. Bak, mecaz hakikat, hakikat mecaz. Ben kanaat et. İşte dersimizin konusu neydi? Anadolu'da niye soruyor peki? Bu soruyu ben niye açtım? Bak sen şey. O adamlar soruyor. Abi diyor onlar, o abiler dediğini bakın. Abi niçin biz hizmetten zevk alamıyoruz? Bak sen heyecanlısın. Urfa'ya Mevlüt'ünde diyor. Açıklayayım biraz daha. Vakıf bunlar. Sıradan bir nurcu değil vakıf. Abi diyor bizde niye şef yok diyor ya.
Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü birilerini memnun etmek için uğraşıyorsun. Külliyat ne demişse o kardeşim. Bırak başka bir şey okuma. Niye bu Ahmet-i Mehmet'in hayatını okuyorsun kardeşim? Kimi ne olursa olsun. Sen Risale-i Nur'a şey yap. Usta diyor ki zihnim gırgıştan abarladan okuyacağım. 238. Sunuhat ve tuluatıma mani olmasın diyor. Başka işlerler okumuyor. İmam-ı Gazali'nin İhyasını okumuyor. Kastamonu'da anlatıyor. Kimin eli, kimin cebinde? Mehmet Feyzi abinin, Hüsrev abinin, Hulusi abinin, Zübeyir abinin, Sungur abinin hatırasını yazan kitapların, o yazılan hatıraların doğru olduğunu kim sorguladı? Var mı ölçümüz? Kim bu hepsi masa doğrudur? Okuyunca hep giriyor içeri. Okuyunca giriyor içeri. Kim diyecek, kim sorgulayacak? Mezardan kalksın adam. Evet bu böyle böyleydi. Olsa bile bize kardeşim Risale-i Nur bırakılmış. Allah Resulü ben size iki şey bırakıyorum diyor. Allah'ın kitabı ve sünneti. Risale-i Nur'da bir imani mevzular, sözler, mektubat, lemalar, şualar. Bu imani. Allah'ın kitabının açılımı. Sünnetim de Kastamonu, Emirdağ. Sikke, tarihçi onları tam koyalım. Kastamonu, Emirdağ. Ona göre hareket edeceğiz. Bunu o kadar gördüm ki Anadolu'da, Adıyaman'dan şeylere kadar. Bu laikalar ne olur ya itimat edin. Vallahi içim kanıyor. Yemin ederim zatına. Bak oruçluyum. Laikaların eksikliği her şeyde. Ben Urfa Mevlütü'nde herkes sardı. Abilerin fotoğrafını çekiyorlar. Benim tepeme binmişler. Ne? Onlara sorun. Abi diyor ben üniversitede eğitim görevlisiyim. Bu sözümü de duyacak şimdi. Ya diyor ben diyor istikamette nasıl olacağım ki talebeler istikameti vereyim? Bak bilmeden laikalara soruyor. Laikasız istikamet nasıl olacak ya? Ben sana para ver demiyorum ki bana. Ne olur sarıl buna. Ha bak Kastamonu'dan okuyorum psikoloji tedavi. Bak diyor ki halimi soranlara dedim ki ustad hem nazar bir nurcu Risale'ne muhalif olur mu? Bunları ortaya koyuyorum. Hasan'a muhalefet edeceğiz diye ortaya koyduğuma muhalefet ediyor. Hasan'a muhalefet edeceğim diye papaza kızıyor, orucu açıyor. Hasan'a kızıyorum diye bunu, ona tamam silelim lan şunu. Şeyi hatırın için. Olur efendi. Bak, halimi soranlara dedim ki, bunu niye koydu buraya? Sana bakan yönü yok mu? Halimi soranlar ha benim. Ya abi ben durup dururken niye rahatsızım ya? Canım sıkıldı. Ya çok iyiydim ya. Vallahi bir hafta çok havam iyi. Aa gene çöktüm ya. Oluyor kardeş. Niye? Hem şeyi söyledim size. Zehirlenmeye. Abi diyor zehir bir hücredir. Evrak nasıl hücreyi değiştirir? El cevap. Orada sordu bana. El cevap. Zehir denilen hücre mevvad-i şeriredir. Onun sekenesi ve mümesili var. İki tane tip mahluk var orada. Donmuş enerji bir de orada nöbet tutan var. İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden erva habise sekenesi ve mümesili diyor. Sekenesi ve mümesili. Hem sekene içinde hem de mümesili var. Hücre o zaman kanser hücresi, verem hücresi, tansiyondur vesaire bütün hücreler erva habise ya. O erva habiseyi ortadan kaldırınca hücre yok oluyor. Onun için psikolojik hastalıklar mesela diyelim ki serotonin maddesi salgılanamıyor. Bilmem şeyler olmuyor. Tamam biyolojik bunun ilacı kullanacaksın. Ama yetmiyor. Onu ikide bir bozanı da kaldıracaksın. O da okuma. Kim diyordu ya dün? Gata'da askeri bir profesör. Askeri doktor ya. Yeni çıkış yapmış. Dün mü evvelsi gün. Bana gelen diyor hastaların diyor. Tamamını hocalara gönderiyorum diyor. En fazla 3 ay sonra hepsi düzeliyor diyor. Artık diyor ister kabul edelim edin demiyor. Kendisi de dahil. İster kabul edelim ister etmeyelim diyor. Psikoloji hastaların diyor çaresi diyor sağdır diyor. Gata'da ya profesör ya açıklamakmış. İnternet sitelerinde düşmüş. Fikret abi söyledi abi. Fikret hadi ha doktor söyledi ha doktor hem. Doktor takip ediyor. He duydun mu sen? Okumuş. Bir iki ay he. İster kabul et, ister etme. İster topla, istersen çıkart. Ne yaparsan yap. Dedim ki bak, hem
Halimi soranlara dedim ki hem nazar hem erva gayri tayibe cihetinde başıma gelen bu musibet rahmet ilahi ile 10 adetten bireyindir. 9'u nimet oldu. Baki kalan birisi de 9 menfaatı oldu. 9 tane menfaattan bahsediyor. Ben okumayacağım. Şimdi cümlemi merkezim şuydu. Niçin hizmetten şefk alamıyoruz? Çünkü hizmetin kendisi ücrettir. Hizmet kendisi neticedir. Eğer bu neticeyi alamıyorsan sen o zaman sadakatını sorgula. Kendisi yani huzur. Hizmet ediyoruz, şef yok diye böyle. Tuhaf tuhaf. Hizmet kendisi ücret de neyin ücreti? Yani şeyin, ruhun. Ruhun ücreti. Yani mesela... Karşılıksız bir, ücret. Tabii yani karşılıksız da dünyada karşılıksız yok. Ama kendisi ücret. Yani bir tuhaf tabii ifade edilmek zor. Yani bir şey yaparsın alırsın, verirsin alırsın. Hizmeti verip bir şey almıyorsun. Hizmet demek almak yani. Sadaka gibi abi. Yani kendi sadaka gibi. Vermek almanın adıymış diye. Bak bir de okuyayım. Rıza ilahiden başka, demek ki Rıza-i Ahmet var. Rıza-i Hüseyin var. Rıza-i abi var. Rıza-i hoca var. Tamam mı? Rıza-i, başkalarının Rıza'yı takip edersen alamazsın sevgili kardeşim. Rıza-i ilahi koyacaksın bir. Ondan sonra böyle yalakalık yapmayacaksın böyle abine, hocana falan. Ne dediyorsa din kabul etmeyeceksin. Ustad Bediüzzaman'ın dediği gibi diyorsa de, ben söyledim diye kabul etme, mihenge vurmadan alma. Edile-i Şeriye vur. Tamam. Risale-i Nur'un da Edile-i Nuriye'si var. Edile-i Nuriye. Sıkıntılarınızın çözme yöntemi. 4. Kaçın sayfadaydı Edile-i Nuriye? Mahkemat 49. Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sefer. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat ve tefride düşer. Mizansız ve muvazenesiz olanlar çok aldanır, aldatır. Edile-i Nuriye. Rıza ilahiden başka bir vazife-i fıtri-i ilmiyenin sevkiyle, yani ilim canlıdır, ilim yapacağız başkasını anlatmak için diye. Yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterildi. Bir de okuyayım kudretim. Yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterilmiş. Çünkü şimdi bu zamanda hiçbir şey alet ve tabi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakaik-i imaniyeyi fıtri ubudiyet ile muhtaçlara tesirli bir surette bildirmenin bu dehşetli zamanda çare-i yeganesi ve imanı kurtaracak ve katı kanaat verecek bu tarzda, yani hiçbir şeye alet olmayan bir dersi Kur'an lazımdır ki küfr-ü mutlakı ve mütemerrit ve inançlı dalaleti kırsın, herkese kanaat-ı katiye verebilsin. Böyle bir derse, dersimizi sorgulayacağız. Böyle bir derse bu zamanda bu şerait dahilinde hiçbir şahsi bir ve uhrevi iki ve dünyevi üç, maddi dört ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmekte katı kanaat gelebilir. Yoksa komitecilikten ve cemiyetçilikten tevellüd eden dehşetli dinsizlik şahsı manevisine karşı mukabil çıkan bir şahsın en büyük bir mertebe-i manevisi de bulunsa yine vesveseleri bütün izale edemez. Alemi sükunet bulmaz. Çünkü devam ediyor. Şimdi Barla'dan bir yer okuyacağım. O da çok ilginç. Kaçtı. Bakayım ilginç. Rüştü abi bunu ondan çekti. Rüştü abi odasına, kapısı var ya kapısı. Kapısının camına. Bunu yazmış. Koca A4'de bu cümle. Koca A4'de bir cümle yazmış. Oradan hemen altına baktım, affedersiniz ihtiyacı gidince baktım her şey astası tamam, bunları kafama yattım. Ama koca kapıya bir cümle astı. Dur dedim Barla, 38 dedim. Gittim bir baktım bir cümle. O kadar acayibime gitti ki. Garip yani, sizin de garibinize gidecek bak. Mübalağasız yok. Diyor ki, kimse ile fena hasletleri kapmamak için ihtilat etmemekteyim.
Ha, şuradan alayım ki iş yapmasın. Şimdi artık her cihette Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremiyle rahatım. Ha, şuradan almış. Kusura bakmayın. Kimsenin dediğini, ha, kimsenin dediğini şer ise duymamazlığa gelir ve kimseyle fena hasletleri kapmamak için ihtilat etmemekteyim. Yani kişilerin pis ahlakını, yanlış sözlerini, yanlış davranışlarını kapmamak için ihtilat etmemekteyim. İnsanlarla ihtilat yapmıyorum, beraber olmuyorum. Kötü hasletleri kapmamak için insanlardan uzak duruyorum diyor. Bir de okuyayım. Kimsenin dediğini şer ise duymamazlığa gelir ve bu şeyindir. Biraderzadeniz Abdurrahman ustadın yeğeni. Diyor ki kimsenin dediğini şer ise duymamazlığa gelir. Kimseyle fena hasletleri kapmamak için. Fena hasletleri o adamdan fena ahlakları kapmamak için onlarla ihtilat etmemek değil. İhtilat etmeyeceksin. Çünkü sirayet var. Mesela benim üzerimde koku var. Evine geliyorum veya yanına geliyorum. Diyebilir miyim ki ey koku kapıda kal. Benim üzerimde ne koku varsa cep telefonumda ne baz istasyonu varsa nereye gidersem o da gelir. Bende ne ahlak varsa abi sirayet eder. İmam-ı Rabbani'de bir cümle söyleyeyim çok garibinize gidecek. Masahat bir kitap diyor. Hain, zihniyeti bozuk, itikadı bozuk bir adamdan bile gelse o kitaptan sana zulmet akar diyor. Doğru bir kitap ya, ilmi al. İlmi al ha. Mesela öyle ilmi al var piyasada. Bak, İmam-ı Rabbani'nin sözü, İmam Hasan değil yani. Bak, diyor ki, masa hak olan bir eserin müellifi diyor, habis ise size onun eserinden zulmet akar. O zaman nurcular var ya hani, ey nurcular, diyor böyle geçiyor. Nurcuları olur olmaz kitap okutturamazsın. Her yere götüremezsin. Dinlettiremezsin yani. Dinlemez kardeş. Şimdi 338'den okuyacağım. Her yere gidilmez kardeş. Her yerden okunmaz. Risale bile. Masa doğru okuyor. Ben Risale'ye bakıyorum. Bak. Masa hak olan bir kitabı hain birisi, bidat bir ehli okusa zulmet akar. Masa Risale-i Nur'u hain birisi okusa zulmet akar. Arı su içer, bal akıtır, yılan su içer, zehir akıtır. Bak gördünüz mü aynı kanun? Niye Risale'nin uygulanınca tuhaf baktınız? Hep harici yapınca, başka kitaplar deyince tamam. Hoşumuza gitti benim de. Ama Risale'nin itikadı, zihniyeti bozuk, art niyetli bir insan bunu okursa yanlış sirayet eder. Aynı kanun. O zaman kimin yanındasınız, nereye gidiyorsunuz, kimlerce yapıyorsunuz, dediklerini yaşıyor mu? Yaşamıyorsa koy kenara. Okudukları faydalı olsaydı kendisine faydalı olurdu. Bak ben de ondan diyor, kötü hasletleri kapmamak için diyor, onlarla ihtilat etmemekteyim. Barla 38. Uzat diyor. Korkunç bir piyasa arkadaşlar. Bir parçasını söyleyeyim. Sizde de gördüğünüzden söyleyeceğim yani. Fazla bir şey değil. Metroya bindiğiniz zaman, piyasaya çıktığınız zaman Allah aşkına insanlıkla alakası olan kaç kişi var? Görmüyor musunuz domuz suyu? Domuz çakal ilan görmüyor musunuz? Mağazsa aynen öyle değil mi? Şöyle gözün kopa oynatmadan bak bakalım. Mağazsa domuz ya. Tamamen yani bir fela şey değil, maneviyat falan keramet değil ya. Hayali gözüküyor. Tabii hayali gözüküyor. Aynen domuz. Hop Sivas yok oluyor. Domuz. Domuz oturuyor. Sanki hayvanat bahçesine girmişsin gibi geliyor metre gelince. Allah Allah. Bak şimdi. Sima ya. Allah merhamet etmiş. Konuşmalarına aldanmadın. Aldandın. Siması ya. Bak simasına ya. İslami sima var. Şimdi 338. Hem bu yılanları hem
bu yılanları yaralandırıp bize canavarcasına saldırıyorlar. Yılan dedi de o üniversite görevlileri Urfa Mevlüt'ünde dedi ki bir şey versen de oruç ya, ter gitmesin, peçete var. Ondan sonra ver abisi, sen ver ver. Üniversite görevlisi dedi ki, abi dedi, o benim mesleğim itibariyle dedi, son zamanda bir ders yapmışsın, insanların bozulma sürecini sıralama. Abi onu ne olur çapını biraz genişlet dedi ya. Kendisi üniversitede eğitim görevlisi. Hangisini dedim? Ustad diyor da, bozulma mertebeleri. İlk önce insan maymun olur. Yani kendi olmaktan utanır. Hep başkası olmak ister. Hep onu taklit. Öyle giyineyim, öyle şey yapayım derler diye, ne derler diye giyme yapma. O olayı, maymun. Maymun ola ola insan tilkileşir. Bir anda tilki olamaz. Maymun olmadıkça tilki olamaz. Sonra bu ikisi olunca yılan olmaya başlarlar. Yılan ne demektir? Yılan karşıyı zehirlemek değil. Yani. Neyse, mahsa hakikat gelince zehire dönüştürüyor adam. İçimizde o kadar yılan var. Geliyor Risale-i Nur. Onu tayid edecek, tasdik edecek, musadık görmeyince mahsa hakikat abesiyet suretini alır. Yılan. Maymun olan tekamül ederse, terakki ederse, tövbe etmese tilki oluyor. Tilkilikten devam ederse, ikisi imtizaç edince tilkilik ve maymunluk yılanlaşıyor. Maymunluk, tilkilik, yılanla, yılan üçü imtizaç ederse hayır. Ne? Ayı oluyor. Ayı. Maymun, tilki, yılan, ayı bir insanda cem olursa domuz oluyor. Domuz var ya domuz. La yedhulü cennete illa deyus. Deyus cenneti giremez. Allah Resulü hadisi. Ya Resulallah deyus ne demektir? Namusunu kıskanmayan, karısını kıskanmayan, kızını kıskanmayan deyustur diyor. Domuz olabilmesi için dört meradeden geçmesi lazım. Adam... Aslında bir de okur musun onu Arapçanın? La yedhulü, la yedhulü cennete illa deyus. La yedhulü, dehalet olmaz, duhul olmaz, girmez, girmez. La yedhulü cennete illa deyus. Deyus cennete girmez. Şimdi bu, buradan açıldı. Ayının sıfatı ne abi? Ha? Ayının sıfatı. Ayı şeydir, vurup kırmak, maddi şeye geçiyor, eyleme geçiyor. Altır saldırıya geçiriyor. Ha? Yani o alt verileri kullanarak. Ama korkaktır. Fakat ayı kaç çıktı mı ayı saldırıya geçer. Temelde korkaktırlar. Ayı korkaktır. Ama seni görmese, seni gördü ama sen de onu görürsen bilsin ki o bla beni gördü. Perdeyi yırtıyor bu sefer. Artık bunları yapıyor. Dördün uygular. Ustad diyor ki bazıları yılanlık yapar diyor. Bazıları diyor ne akreplik yapıyor. Bu bozulma sürecini anlatıyor. Lemat'tan okudum size. Hem bu yılanları yaralandırıp bize canavarcasına saldırıyorlar. Buradan intikal et. Her fırsattan sıkıntı vermeye çalışıyorlar. Zaten ben mebuslardan hayır beklemiyordum. Bunlara iliştiler, kaldırmadılar, bütün düşman ettiler. Bundan sonra iyi dinleyin. İşte ma teessüf, bunlar dünyayı hatırıma getirdikleri için, tuluat-ı kalbiye tevakkuf ediyor. Kalp uyanıklığı, kalpteki manaya zemin olma ortadan kalkıyor dünya ne kadar ihtilat ederse. Ona ait değil bu. Başlarını yesin. Bu ehli dünyanın dünyasını düşünmek bana zehir oluyor. Ben dünyanıza karışmıyorum. Buna mukabil o pis dünyanızı bana düşündürmeyiniz. Dediğim halde olamıyor. Ben de Cenab-ı Hakk'a niyaz ettim ki bana kuvvetli bir sabır. Bundan sonra bir dinleyin. Sabırdan sonra bir de okuyayım. Bana kuvvetli bir sabır. Bundan sonra bak çizdim. Bir tecridi zihin ihsan etsin ki düşünmeyeyim. Tecridi zihin. Ne demek? Nasıl? Zihin.
Zihni uzaklaştırma mı? Zihni uzaklaştırma. Başka? Tecerrüt etmek. Evet, yani şu zihnini tecerrüt etmek. Yani bloke etmek, diş kapılarını kapatmak. Diş etkilerden uzak tutmak. Tecrit. Yani bir diyor ki Cenab-ı Hakk'a niyaz ettim ki bana kuvvetli bir sabır, bir, iki, bir tecridi, tecridi zihin ihsan etsin ki düşünmeyeyim. Lillahil hamd, kalbim bu esasa, esas geldi ki, kalbine şu esas gelmiş. Bu hizmeti Kur'aniye'de başa ne gelirse gelsin, hatta her günde birer başım olsa da kesilse, yine o hizmetin kutsiyetindeki lezzet-i ruhaniye mukabil geliyor ve kafidir. Bu yalan mı söylüyor? Lezzet-i ruhaniye. Diye kemal-i teslim ile kazaya rıza, kadere teslim ve Cenab-ı Hakk'a tefiz-i umur dusturunu rehber ihtiyaz ettim. Tefviz-i umur ne demek? Tefviz-i işini Allah'a bırak. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hangi risaleydi? Kaç? Dördüncü şuayı çok çok oku demektir. Tefviz-i umur dusturunu rehber ihtiyaz ettim. Yani dördüncü şuayı yaşamaya çalıştım. Her şeyi ona havale ettim. Evet. Daha bayağı var ama mektubatı. Fakat bir saat oldu değil mi Furkan? Oldu. Olduysa. Ha, bir saat olmadı. 3-4 dakikası var. Bugün bir saat olmadan kesiyorum. Hemen çabuk. Vahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.